بمعنى انه حياتك من قبل كانت كثير صعبه بما انه كانوا اهلك بمنطقه وبعدين انت انتقلت لاسطنبول، فكيف بلشت حياتك؟ عمرك كان 10 سنين وقت اللي بلشت شغل، فشو السبب؟ كان في شيء صعب بحياتك حتى بلشت بسن 10 سنين؟ Çalışmak için yurt dışına gittiğinde ailenin ekonomik anlamda biraz daha desteğe ihtiyacı vardı ve o yüzden erken yaşta iş hayatına atıldım, 10'lu yaşlarda. Tabii annem izin vermediği için çok evden uzaklaşamazdım. O yüzden mahalle esnafında çalışmaya başladım. Yufka imalat eden bir dükkan vardı kapı komşumuz. Orada ilk çalışmaya başladım. Motosiklet tamircisi, bisiklet tamircisi, tüpçü, sucu ne varsa aslında hepsinde çalıştım. Yaklaşık 17 yaşıma kadar Mersin'de yapmadığım iş kalmadı. Daha sonra orada yapacak iş kalmayınca gözüm hep İstanbul'daydı zaten. O yüzden İstanbul'a gelip yerleştim abimle birlikte. Burada da Mersin'de başlayıp burada devam ettirdiğim mesleğimde gece hayatında garsonluk, barmenlik, aşçılık gibi işlerle uğraştım. Baktım ki güzel para kazandırıyor, devam ettim. Yaklaşık 13-14 sene bu işi yaptım. İstanbul'da da bu işi uzun süreler yaptım. Mekanım da oldu, işlettiğim mekanlar da oldu. O yüzden kendim bildiğim bile çalışırım, aileme destek olurum, hala da öyle. Şu amlet fik helmedine. Kalabalık bir şehrin yoğunluğundan kaynaklanan zorlukları yaşadım ve ilk yıl dönmeye karar verdim. Hatta çantamı yaptım, sonra sabah uyanıp şey dedim kendime. Ne yapacağım, geri döneceğim? Şu birkaç yılı burada atlatır ve dışarıdan gelen negatif enerjiyi görmeden, arkada bırakarak, sadece dört elle işine sarılır, etrafını kendine göre değiştirebilecek gücü bulursan kendinde, yapabileceğime inandım. O yüzden vazgeçtim, inat ettim ve burada kaldım. حربية مسلسل كان من أعلى الريتينجز اللي حصده، فخبرنا عن هالشخصية أكثر وشخصيتك بالمسلسل. كتابة ليسي yıllarında okumuştum. Kitapta aslında Macit bir defa iki defa görünüp hep adı geçen bir karakterdi. Bana Macit'i teklif ettiklerinde kitap aklıma geldi. Dedim ki Macit çok görünen bilinen bir insan değil. Acaba nasıl olacak diye. Ama üç ana karakteri de Neriman'ı da Şinasi'yi de Macit'i de çok güzel diyaloglara dökmüştü ve karakter analizini çok iyi yapmıştı. O kadar kısa olmasına rağmen. İlk beni çeken şey senaryo Macit oldu açıkçası. Çünkü bundan önceki projelerimde hep hayata yeni başlayan, genç erkekleri canlandırdım. Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi. Ama Macit hayata yeni atılmamış, hatta hayatı çok iyi bilen, genç bir iş adamıydı. Eğitimini yurt dışında almış, hayatın ne demek olduğunu biliyor, ailesini, sorumluluklarını bilen bir adamdı. O yüzden beni heyecanlandırdı, farklı bir karakteri canlandırdı. وبينما كان قسم من فريق عمل البرنامج يسجل من بعيد تصوير المشهد الأخير من مسلسل فاتح حربية، كان القسم الآخر يستقصي آخر الأخبار من غرفة التزيين. Ya hayranları bir gün şöyle, normalde biz karavanda çalışırken işte saç makyaj ekibi olarak normalde karavanı kapatıyoruz, işte bir şekilde hazırlıyoruz oyuncuyu. Ama biz dışarı çıktığımızda bir sete bakmak için karavana doluşup içeri girenleri gördük, hep böyle dışarı çıkarttığımız çok oldu. Ya hayranları sınırsız, yani yapabileceği şeyleri tahmin edemezsiniz. Camdan şeyler uzatanlar falan, sürekli fotoğraf çektirmek isteyenler falan. Hayran kitlesi çok yani.